teşrifle davet ediyorum. Buyurun efendim. Belediye başkanları, sayın kaymakamım, aziz ve muhterem hemşerilerim, değerli esaslı ve genelde iftar yemeklerinde konuşma yapmak benim adetimden değildi ve değildir. Ama bu akşam bir ihtiyaçtan dolayı sizlerin 5-10 dakikasını alarak birkaç kelam etmek istiyorum. Hele yanımda eski arkadaşım, çocukluk arkadaşım, milletvekilimiz Sayın Cemal Özkaygan'ı gördükten sonra çok derinlere kaçtık ve bugüne geldik. Bizim çocukluk hayalimizde, gençlik hayalimizde Sayın Milletvekilimin dediği gibi bir gün Türkiye'de bu sahillerde, bu beldelerde ezan sesleriyle minarelerden ezan sesleriyle, minarelerden çıkan ezan sesleriyle fabrika bacalarından çıkan dumanların birbirine karıştığı tesisleri sıra sıra dizmektir. İşte bugün, bu akşam Allah'a şükür ve hamdolsun ki böyle bir güzelliği hepinizle beraber, muhterem hemşerilerimle beraber paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Eminim ki orada Sayın Milletvekilimin yanında oturan belediye başkanımız, Erdek Belediye Başkanımız da Erdek'e biraz sonra açıklayacağım, Erdek ilçe sınırları içinde kuruluşunu yapacağımız büyük tesisin sevincini bizle beraber paylaşmaktadır. Kendisine teşekkürler ederim. Yine eminim ki diğer milletvekillerimiz de, Bandırma Belediye Başkanımız da aynı sevinci hemşerilerimle beraber bu sahillerde, bu beldede oturan sessiz yığınlarla beraber aynı şevki, aynı heyecanı paylaşmaktadırlar. Aziz ve muhterem hemşerilerim, bugün yıllardan beri üzerinde çalıştığımız Türkiye'nin ilk stabilize amonyum nitrat, granül amonyum nitrat stabilize ve kalsiyum amonyum nitrat tesislerinin kuruluş müjdesini bir kere daha sizlerle paylaşmak üzereyim. Allah nasip ederse kısa bir zamanda, Eylül-Ekim ayı gibi bir zamanda Türkiye'nin ilk stabilize granül amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat tesislerinin temelini atacağız. Bu tesisler yılda 660 bin ton granüle kalsiyum amonyum nitrat üretecektir. Tesislerin toplam maliyeti 140 milyon 750 bin euro yabancı yatırımcıya, anahtar teslimi yapacak olan Tüysün Grup Buğde firmasına 20-25 milyon eurosu bizim burada yapacağımız işler olmak üzere 165 milyon euro tutarındadır. 165 milyon euro tutarındadır. Bu 140 milyon 750 bin euronun %85'i federal Alman hükümeti tarafından krediyle finanse edilerek karşılanmıştır. Kredi 13 yıl gibi uzun vadeli bir kredidir. İlk 3 sene ödemesiz, geri kalan kısmı 10 senede 20 taksitle ödenecektir. Kredinin maliyeti ise yıllık sabit faiz %3.02'dir. Tekrar ediyorum, 13 sene sabit faiz, aramızda bankacılar da var. Yıllık sabit faiz %3.012'dir. Bu kredi alınırken BAKBAŞ'tan ne bir ipotek, ne bir karşı garanti mektubu, ne de herhangi bir kefalet istenmiştir. Bu tamamen Türk ekonomisine kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, Türk ekonomisine duyulan güvenin, BAKBAŞ'a duyulan güvenin, BAKBAŞ işçisinin, BAKBAŞ mühendisinin ve BAKBAŞ çalışanının katma değerinin bir göstergesidir. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Şurada biraz bankacılık işine girmeden edemeyeceğim. Bu faiz oranı %3.02 yıllık faiz oranı Federal Alman Devleti'nin iç hazine tahvil bonoları faiziyle hemen hemen başa baştır. 2011 yılında Alman hazinesi sattığı tahvillere yıllık 3.47 sabit faiz almış. 2012 yılında ise yıllık sabit faiz oranı 2.17 olarak gerçekleşmiştir.
Binaenaleyh bizim 3,07 son 2 yıl Alman devlet faizlerinin ortalamasından sadece ve sadece binde 2 daha fazladır. Allah'ın izniyle inşallah 28 ay gibi çok kısa bir zamanda temenni atılacak bu tesislerde günde 1200 ton nitrik asit, 1550 ton granüle stabilize amonimitrat ve veya 2000 ton kalsiyum amonimitrat gübresi üretilecektir. Ve bu üretilen gübreler Türkiye iç pazarına sunulacağı gibi her meclisinde iyi niyet mektubu veren dünyanın dört bir tarafındaki ülkelere de iyi niyet mektubu veren firmalar tarafından sunulacaktır. Memleketimize katma geliriyle Türk çiftçisine nitrat gübresini kendi fabrikalarından verme göreviyle büyük bir başarıya yine hep beraber inşallah el atacağız. Bunun için ben de sizin adınıza aramızda bulunan, bizle beraber ikrar eden, şu veya bu sebeple bulunmayan, bakmışı bu hale getiren tüm çalışanlarına yönetim kurulumuz, kurucumuz, kurucularımız adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Onlarla siz de bu beldenin belediye reisleri olarak, bu beldenin milletvekilleri olarak kim ne söylerse söylesin, kim ne derse desin, gurur duyun, yardımınızı esirgemeyin. Bu duygular hepinizi saygıyla, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Bayramlarınız şimdiden kutlu ve mübarek olsun. İnnehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahu azim. İnnel hamdelillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ey yüce yaradanımız, mübarek Ramazan gününde kutsal iftar soframızda orucumuzu açtık. Şüphesiz Müslümanın şiarı özelliği misafirine ikramdır ve Bakbaş müessesesinde misafirine cömertçe ikramın yaşandığı iftar sofrasında Müslüman kardeşler olarak Müslüman topluluk ve milletimiz